Bu kadar mesela şu ana kadar kaç kişi görmüşsünüzdür seçmelerin ilk nesil, ikinci nesil toplam şey yaptığınızda? Çok. Yani çok da şimdi aslında tabii mesela en son yaptığımız seçmede 12 bin kişi falan katıldı. Bunlara bizim bir arkadaşlar bakıyorlar. Mutfak ekip bakıyor, değil mi? BKM mutfak Evet bakıyor. evet bizim ekip bakıyor. Bir 300'e 400'e inince ben bakıyorum aslında. Hepsine nasıl bakayım? Bundan bir şey olur ya da bir şey olmaz dedirten şey ne size? Bundan derken bu Ya insanın. evet işte o bir sezgi ya. Vallahi enteresan bir sezgi. Yani ya komiyi yani iyi komiyi yani mizah sahibi adam zaten kendisi de. O yüzden yani kendi mizahı olan adama yazmayı başartmak da biraz daha kolay oluyor. Çünkü zaten yazıyor oynarken. Yani hayatın içindeyken yazıyor. Onun tekniğini öğretiyorsun falan. Ama o bir sezgi meselesidir ya. Ama bir de şu var. Mesela Ersin. Normalde Ersin benim kuzenim malum. Ve işte bir gün teyzem aradı. Dedi ki Ersin İstanbul'da haberin var mı? Dedim yok valla. Bir de çocukluğumdan beri acayip severim Ersin yani. Nasıl abi İstanbul'da falan. İşte annesinden babasından habersiz almış. Boş çayı gelmiş. En son çünkü benim bildiğim Hakkari'de taksicilik yapıyordu. Ben de bunu buldum. Dedim ya sen ne yapıyorsun? Dedi oğlum ben bir pizzacıda çalışıyorum. Ne yapıyorsun pizzacıda? Bulaşıklar yıkıyorum abi. Ulan dedim sersem madem İstanbul'a gel dedim bizde çalış. BKM'de çalış. Geldi büfede başlattık bunu. Bir hafta içinde ya ben böyle bir gün bir fuayede hatırlıyorum yani. Herkes Ersin gelsene Ersin gelsene bir Ersin bir tatlılığıyla bir acayip bir şey oldu. Sonra şoförlüğe terfi etti. Bir benle takılıyor işte. Şoför asistanı nasıl bir şey. Ama şöyle bir şoför. Bir maç yapıyorum bir yere. Telefonum da onda. Maçtan sonra dedim arayan var mı? He dedi ya manyağın bir tanesi arıyor abi dedi. Niye dedim? Ya dedi bir süpürge varmış uçuyormuş da bilmem ne. Delinin birisi. Sonra anladım Uçan Süpürge Film Festivali'nden aramışlar. Ersin bu konuyu çok hazmedememiş. Neyse bir gün sinemadaydık hatta. Geldi dedi ki ya abi dedi ben bir şey söyleyeceğim. Dedim söyle. Dedi ya ben de oynamak istiyorum. Hiç benim yani insan gözünün önündekini görmez ya acayip bir şey. Aa dedim tamam olur. Bana bir şeyler oluyor oyununda. Girişte oynadı. Daha lafa girmeden seyirci anladı. Yani o dediğim sezgi seyircide de vardır zaten. Bakarsın yani. Biri acayip daha gerçektir. Çünkü daha komik değil. Daha gerçek olana asıl reaksiyon veririz. Yani çünkü komik olan zaten daha gerçektir. Yani o öyle bir sezgi ya. Bir de yıllarla da gelişen bir şey.